Ekonomik konulara, asgari ücrete ve emekli maaşına değineceğim ama karşıdan Seyit Dorun gözümün içine bakıp duruyor. Çiftçiler, milletin efendisi olan köylüler tarihin en zor günlerini geçiriyorlar. Şimdi fındık fiyatı açıklanacak. Sakarya'dan Trabzon'a kadar çok büyük bir coğrafyayı ilgilendiren, bütün milletvekillerimizin Sakarya'nın, Düzce'nin, Bartın'ın, Zonguldak'ın, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un, bütün milletvekillerimizin büyük bir emek ve gayretle iyi bir taban fiyat için çırpındıkları bir süreçteyiz. Fındığın dünya pazarındaki payı 120-130 milyar dolara ulaştı. %70'ini biz üretiyoruz. Yani neredeyse 100 milyar dolar. Ama Türkiye bu işten 2 milyar dolar kazanıyor sadece. 2 milyar. Yani 50'de biri bize, 50'de 49'u başkalarına kalıyor. Bir kere iki elimizi başımızın arasına alıp bir düşünmek lazım. 100 milyarlık fındık piyasası var. 130 milyarlık. Bunun 100 milyarı bizde, bize kalan 2 milyar. Esas adaletsizlik burada. Kötü yönetim, beceriksizlik burada. Ama benim memleketimde bir fabrika var Manisa'da. Bu fındığın neredeyse tamamını alanlar, işleyenler, bütün dünyaya satanlar. Şu kadarcık kavanozu dünya paraya satıyorlar. 50 liranın 49'unu onlar kazanıyor. 1 lirasını biraz önce saydığım illerdeki fındık üreticilerine bırakıyorlar. Şimdi fındık taban fiyatı açıklanacak. Ordu'daki Ziraat Odası başkanları 1 kilo fındığın maliyetini 117 lira olarak belirlediler. Maliyet. Ve 160 lira taban fiyat beklentisini ilan ettiler. Aslında bunun üzerinde beklentiler var ama Ziraat Odası başkanlarının ortak fiyatı 160 olduğu için biz de bu 160 lirayı sahipleniyoruz ve buradan bir kez daha söylüyoruz. Üreticimizi yabancı şirketlerin kölesi yapmayın. Uluslararası kartellerin insafına bırakmayın. Bu ürünün fiyatını biz belirleriz. Biz belirlersek onlar uyacaklar. Böyle düşük belirlerseniz geçen seneki gibi fındık üreticisini ezdirirsiniz. Geçen sene yanlış bir rekolte hesabı kasti olduğu değerlendiriliyor. 82 en son